emeği, el sanatlarımızdan biri bakırcılık. 1950'lerin en gözde mesleklerinden biri. Hala tabii ki büyüklerimizden yadigar kalan bakırlar evimizin bir köşesindedir. Çok da şık yani, ben çok seviyorum gerçekten. Ama maalesef kaybolmaya yüz tuttu. Hani öyle denir gerçekten. Çünkü artık bu işi yapan ustalar diyorlar ki teknolojik gelişmeler var. Herkesin ilgisi başka yere kaydı ve biz yeni eleman yetiştirmekte zorlanıyoruz. Hem o bakır örneklerini görelim birlikte, hem de bakalım ustalar neler söylüyorlar, neden sitem ediyorlar. Hamam tasları, yumurta tavaları, cezveler. Eski mutfakların olmazsa olmazı bakır kaplar. 1950'li yılların gözde mesleklerinden olan bakırcılık şimdilerde sadece bazı yerlerde yapılıyor. Emektar ustalar bir yandan mesleklerinin kaybolmasından endişe ederken diğer yandan çalıştıracak eleman bulamamaktan yakınıyor. Bakırcılık bir numaralı meslekti. Yani bir bakır ustası en az 5-6 tane mesleğin işini yapabilir ama bir meslek bakırcının işini yapamaz. Tam sanatsal bir şeydi. Okullar tatil olduğu zaman çocuklar gelirdi. İlla çırak olalım falan filan. Şimdi o devirlerde bitti. 80-90 falan filan. Bugünlere geldiğimizde de artık kimse çocuklarını çırak vermek istemiyor. Teknoloji ilerlemiş. Bakır eşyalar genellikle dekor amaçlı kullanılıyor. Çuvallarla gelirdi. Çünkü o zaman bütün evlerde eşyaların hepsi bakırdı. Yani çatalı, kaşığı. Günümüzde böyle televizyonlarda görüp de heveslenmiş oldukları tencere, tava, tür şeyler kalaylamaya getiriyorlar. Böyle mutfaklarda dekor amaçlı, kullanmak amaçlı. Tarihi diziler bakıra olan ilgiyi artırdı.